Sophie'nin Dünyası Marx Hilde yatağından kalkıp koya bakan pencereye gitti. Cumartesi gününü Sophie'nin 15 yaş gününü okuyarak geçirmişti. Bunun bir gün öncesi de kendi yaş günüydü. Babası dün Sophie'nin yaş gününe dek okumuş olacağını sanmışsa yanılmıştı. Hem de dün bütün gün okumasına rağmen. Ama babası geriye tek bir yaş günü kutlaması kaldığını söylemekle haklı olduğunu göstermişti. Alberto ile Sophie'nin Happy Birthday to You diye şarkı söyledikleri anı kastetmiş olmalıydı. Hilde utanmıştı biraz bu durumdan. Ve de Sophie tam da babasının Lübnan'dan geleceği gün düzenliyordu felsefe partisini. Hilde bugün de ne babasının ne de kendisinin tahmin bile edemeyeceği çok önemli bir şey olacağını çok iyi biliyordu. Ama en azından şurası belliydi ki babası Björklund'a gelmeden önce hayatının şokunu yaşayacaktı. Hilde hiç değilse bu kadarını borçluydu Alberto ile Sophie. Ye. Yardım istemişlerdi üstelik kendisinden. Annesi hala kayıkhanedeydi. Hilde aşağıya inip telefonun yanına geldi ve Kopenhag'daki anneyle Ole'nin telefon numarasını çevirdi. Anne Kvamstal. Merhaba anne ben Hilde. Aa, merhaba anne iyi ettin de aradın. Lila Santa ne var ne yok. İyilik sağlık yaz tatili filan işte. Babamın Lübnan'dan dönmesine de bir hafta kaldı. Kim bilir ne seviniyorsundur. Tabii çok seviniyorum. Ha bu arada seni aramamın nedeni Evet. Babam ayın 23'ü, cumartesi günü saat 5 sıralarında Kastrup Havaalanı'na iniyor. Siz o günlerde Kopenhag'dasınız değil mi? Evet. Sizden bir şey rica edecektim de. Tabii ne olsa yaparız. Ama şey, bu biraz özel bir durum aslında. Anlatsana yahu meraktan çatlayacağım. Hilde bunun üzerine her şeyi, dosyayı, Alberto ve Sofi'yi anlatmaya koyuldu. Gülmekten birbirlerinin lafını kese kese konuştular ve telefon kapandığında Hilde'nin planı uygulanmaya konmuştu bile. Bu arada kendisinin de yapması gereken birkaç şey vardı. Neyse henüz pek acelesi yoktu nasıl olsa. O öğleden sonrası ve akşamını annesiyle birlikte geçirdi. Akşam arabayla Christian gidip film seyrettiler. Dün doğru dürüst geçiremedikleri yaş gününün acısını çıkarmış oldular böylece. Clearing Havaalanı'na ayrılan kavşaktan geçerlerken Hildir'in kafasında planının son parçaları da yerini almış bulunuyordu. Gece yatmadan önce dosyasından birkaç sayfa daha okudu. Sophie sürünerek geçite girdiğinde saat neredeyse sekizdi. Annesi girişteki çiçeklerle uğraşıyordu. Nereden geldin sen diye sordu annesi. Çitten geçerek, çitten geçerek mi? Çitin öbür tarafında bir patika var bilmiyor musun? Peki ama neredeydin sen Sofi? Kaç oldu bu? Bir haber bile vermeden akşam yemeğinden önce eve gelme işin. Annesi ayağa kalkmış Sofi'ye bakıyordu. Yoksa yine şu filozofla mı beraberdin? Ha evet, onun da ormanda yürüyüş yapmaktan hoşlandığını söylemiştim ya. Partiye geliyor ama değil mi? Evet, hem de memnuniyetle. Ah ben de memnuniyetle günleri sayıyorum Sofi. Annesi ineli bir şekilde mi söylemişti bunları? Garanti olsun diye. Sofi, iyi ki Jürgen'in annesiyle babasını da çağırmışım. Biraz acayip kaçardı yoksa. Hm. Ama ne olursa olsun, şu Alberto ile baş başa bir çift laf edeceğim. İstersen benim odamda konuşun. Hem ben ondan hoşlanacağından eminim. Ha bir şey daha. Sana yine mektup var. Öyle mi? Mektup Birleşmiş Milletler taburu damgalı. Ha o zaman Alberto'nun kardeşinden olmalı. Yeter artık ama Sophie. Sofi'nin aklı son hızla çalışmaya başladı. Birden aklına şahane bir yalan geldi. Görünmeyen bir kuvvet ona yardım ediyordu sanki. Alberto'ya Ender rastlanan pulları topladığımı söylemiştim. O da bundan kardeşine bahsetmiş olmalı. Hem kardeşler ne güne duruyor zaten değil mi? ya? Bu cevap annesini rahatlatmıştı. Sesinin tonunda birazcık bir yumuşamayla yemeğin buzdolabında duruyor dedi. Mektup nerede? Buzdolabının üzerinde. Sophie içeriye girdi. Pul 15 Haziran 1990 tarihinde damgalanmıştı zarfı açtı ve içinde küçük bir not yazılı olduğunu gördü. Neden ki bu amaçsız yaratılış yok olacaksa bir gün her yaratılmış? Bu soruya Sophie'nin verecek cevabı ne yazık ki yoktu. Yemek yemek için aşağıya inmeden önce bu notu da son haftalarda edindiği diğer ıvır zıvırın durduğu dolaba koydu. Nasıl olsa zamanı gelince bu sorunun anlamını da öğrenecekti. Ertesi gün sabah Jörün geldi. Biraz badminton oynadıktan sonra partinin ayrıntılarını planlamaya devam ettiler. Partinin temposunun düşmesi ihtimalini göze alıp yedekte birkaç sürpriz bulundurmalıydılar. Annesi eve geldiğinde hala partiden bahsediyorlardı. Annesi iki de bir "Merak etmeyin, paradan sakınmanıza hiç gerek yok." diyordu. Bunu dalga geçmek için de söylemiyordu üstelik. Son haftalarda olup bitenden sonra Sophie'nin ayaklarının tekrar yere basması için çok şey bekliyor gibiydi bu partiden. O akşam parti için ne tür pasta yapılacağından, Japon fenerlerini, felsefe yarışmasında kazanana ödül olarak verecekleri felsefe kitabına dek her şeyi planladılar. Aslında böyle bir kitap bulunup bulunmadığından pek emin değildi Sophie. 21 Haziran perşembe günü, yani 24 Haziran'a 3 gün kala Alberto aradı. "Buyurun ben Sophie. Ben de Alberto. Ne var ne yok? İyilik hem de çok iyilik. Sanırım bir çıkış yolu buldum." "Neden çıkış yolu bu?" Biliyorsun ya canım, içinde fazlasıyla yaşamak durumunda kaldığımız bu duygusal hapislikten. Ha o mu? Ama uygulamaya geçmeden önce bunun hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ama geç kalmış olmaz mıyız o zaman? Ne tür bir planda rol oynayacağımı benim de bilmem gerekmez mi? Saf olma. Konuştuklarımızın tümü dinleniyor. Bu yüzden en akıllıcası bir şey söylememek. Bu kadar ciddi mi gerçekten? Elbette çocuğum. En önemli şeyler biz konuşmazken olmak zorunda. Ya biz uzun bir anlatıdaki sözcüklerin arkasındaki yapay bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bu sözcüklerin her bir harfi binbaşının ucuz seyahat takdilosundan çıkmakta. Bu yüzden basılı hiçbir şey binbaşının gözünden kaçamaz. Tamam bunu anlıyorum ama ondan gizlenmeyi nasıl başaracağız? Şşt, ne oldu? Bu işin satır araları da var. İşte ben tüm gücümü kullanıp bu satır aralarından yararlanacağım. Anlıyorum. Ancak bugün ve yarın birlikte olmamız gerek. Cumartesi günü ise olan olacak. Şimdi hemen gelebilir misin? Hemen geliyorum. Sophie kuşlarla balıkların yemini verdi. Govinda'nın önüne koca bir salata yaprağı koydu ve Şerekan'a bir kutu kedi maması açtı. Giderken yemek kabını dışarı merdivenlerin üzerine koydu. Sonra çitten geçip çitin öbür tarafındaki patikaya girdi. Bir süre gittikten sonra karşısına bir süpürge otu çalılığının tam ortasında kocaman bir masa çıktı. Masanın gerisinde yaşlı bir adam oturuyordu. Adam bir takım hesaplar yapıyor gibiydi. Sophie adamın yanına gidip ismini sordu. Adam lütfeder gibi bir bakış fırlattıktan sonra benim adım Scrooge dedi ve sonra yine kağıtlarının üzerine eğildi. Benim adım da Sophie. İş adamısınız galiba. Adam başını salladı ve de korkunç zenginim. Tek bir kuruş bile havaya gitmemeli. Bu yüzden hesaplarımı iyice kontrol etmeliyim. Ama ne sıkıcı iş. Böyle dedikten sonra Sophie adama elini salladı ve yoluna devam etti. Ancak birkaç metre ya gitmiş ya gitmemişti ki yüksek ağaçların birinin dibinde tek başına oturan bir kız çıktı karşısına. Yırtık pırtık elbiseleri içindeki kızın yüzü solgun ve hastalıklı görünüyordu. Sophie yanına geldiğinde kız elindeki torbadan bir kibrit kutusu çıkarıp Sophie'ye uzattı ve kibrit satın almak ister misiniz diye sordu. Sophie ceplerini karıştırdı ve şansına cebinde bir kron buldu. Kaça? Bir kron. Sophie kıza bir kron verdi ve kibriti aldı. Yüzyıldır benden kibrit alan olmamıştı. Bazen açlıktan öldüm, bazen soğuktan donarak. Sophie kızın ormanın ta içinde kibritlerini elbette alıcı bulamayacağını düşündü. Ama sonra aklına biraz ötedeki iş adamı geldi. Adamın o kadar çok parası vardı ki nasıl olsa birazını kıza verir o da artık açlıktan ölmezdi. Gel benimle dedi Sophie. Sophie kızın elinden tutup zengin adamın yanına gitti. Bu kıza yardım etmelisin dedi Sophie adama. Adam kağıtlardan başını kaldırıp bu tip işler para ister ve demin de söylediğim gibi benim havaya atacak tek kuruşum yok dedi. Ama bu kız ne kadar yoksul. O böyle yoksulken senin bu kadar zengin olman çok büyük bir eşitsizlik diye üsteledi Sophie. Saçmalık. Eşitlik yalnızca birbirinin dengi insanlar arasında geçerli olan bir şeydir. Ne demek bu? Ben bu halime çok çalışarak geldim. İnsan çalışmasının karşılığını mutlaka alır. Buna da ilerleme denir. Ama bu kadarı da fazla doğrusu. Bana yardım etmezseniz ölürüm dedi yoksul kızım. İş adamı başını tekrar hesaplarından kaldırdı. Sonra da kalemini masanın üzerine şiddetle çarparak sen benim hesaplarımın içinde yoksun. Hadi hadi çek git bakalım fakirhaneye. Eğer sen bana yardım etmiyorsan ben de ormanı yakarım dedi bu kez yoksul kız. Bunu deyince adam masanın arkasındaki yerinden ayağa fırlatı, ama kız çoktan kibriti çakmıştı bile. Kibriti kuru otlara uzatmasıyla otların ateş alması bir oldu. Zengin iş adamı ellerini uzatmış, yardım, yardım edin bana diye bağırıyordu. Kızıl horoz azdı. Kızın yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi ve komünist olacağımı hiç tahmin etmemiştin değil mi dedi. Hemen ardından kız, iş adamı ve yazım masası bir anda yok oldu. Sofi giderek daha hızla yanan otların arasında kala kalmıştı. Ateşin üzerinde epeyce bir süre tepindikten sonra nihayet söndürmeyi başardı. Çok şükür. Sofi kararmış otlara baktı. Elinde hala bir kibrit kutusu tutuyordu. Yoksa ateşi yakan kendisi mi olmuştu? Kulübenin önünde Alberto'yu gördüğünde tüm olup bitenleri ona anlattı. Scrooge, Charles Dickens'ın Bir Yılbaşı Öyküsü adlı eserinde yer alan pinti bir kapitalisttir. Kibritçi kızı ise Hans Christian Andersen'in masalından hatırlamışsındır herhalde. Her ikisinin de burada ormanda karşıma çıkması çok acayip değil mi sence? Hiç de değil. Bu başka ormanlara benzemeyen bir orman. Bugün söz edeceğimiz kişi ise Karl Marx. Bu açıdan senin de önceki yüzyılda sınıflar arasındaki korkunç uçurumu anlatan bir örnek görmen iyi olmuş. Ama gel şimdi içeri girelim. Ne de olsa içeride binbaşının müdahalelerinden biraz daha iyi korunabiliyoruz. Yine göle bakan pencerenin kenarındaki masaya oturdular. Bu küçük gölün mavi şişeyi içtikten sonra ne hale geldiği Sofi'nin aklından hala gitmiyordu. Kırmızı ve mavi şişeler şöminenin üzerinde duruyordu. Masanın üzerinde bir Yunan tapınağının küçük bir kopyası vardı. "Sophie, bu ne?" diye sordu. "Her şeyin bir sırası var çocuğum." Sonra Alberto Marx'ı anlatmaya başladı. Kierkegaard 1841'de Berlin'e geldiğinde belki de Karl Marx'la beraber oturup Schelling'in derslerini dinlemişti. Kierkegaard Sokrates hakkında bir master tezi yazmıştı. Öte yandan Marx'ın doktora tezinin konusu da Demokritos ve Epikuros yani antik çağ materyalizmiydi. Buradan yola çıkarak sonra her ikisi de kendi felsefesini oluşturdu. Kierkegaard varoluşçu, Marx da materyalist oldu değil mi? Marx'a tarihsel materyalist diyoruz. Bunun ne anlama geldiğini az sonra değineceğiz. Devam edelim öyleyse. Hem Kierkegaard hem de Marx'ın felsefesinin çıkış noktasında Hegel vardır. Her ikisi de Hegelci düşünce yöntemini benimsemekle beraber Hegel'in dünya tinine ya da bir başka deyişle onun idealizmine katılmazlar. Hegel onlara biraz fazla uçuk geliyordu belki de. Herhalde Genel olarak Hegel'den sonra büyük felsefe sistemlerinin sona erdiğini söylemek mümkün. Hegel'den sonra felsefe yepyeni bir yola girmiştir ve büyük kurgusal sistemlerin yerini varoluşçu ya da eylemci felsefeler almıştır. Amaç dünyayı anlamak değil, onu değiştirmektir derken Marx'ın kastettiği de budur. İşte onun bu sözleri felsefe tarihinde çok önemli bir değişimi simgelemektedir. Scrooge da kirbitçi kızı gördükten sonra onun bu sezlerinin ne anlama geldiğini anlamak hiç de güç değil. Demek oluyor ki Marx'ın düşüncesinin pratik ve politik bir yanı vardır. Ayrıca onun yalnızca bir filozof değil, aynı zamanda bir tarihçi, bir sosyolog ve bir ekonomist olduğunu da belirtmek gerek. Ve tüm bu alanlarda da büyük yenilikler getirdi öyle mi? Böyle diyebiliriz belki de. En azından uygulamalı politika alanında ondan daha etkili bir başka filozofun var olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan Marksizm deyince akla gelen her şeyi Marx'ın kendi düşünceleriyle eş tutmak doğru olmaz. Marx'ın 1840 yıllarında Marksist oldu ama bundan sonra kendisinin Marksist olmadığını söylemeye ihtiyacı hissettiği söylenir. Marx dindar mıydı? Bu da tartışılabilir kuşkusuz. Yani Marks'ın arkadaşı ve meslektaşı Friedrich Engels başından beri sonradan Marksizm diye adlandırılan bu harekete katkıda bulunmuş bir kişidir. Bu yüzyılda da Lenin, Stalin ve Mao Marksizm ya da Marksizm-Leninizme katkıda bulunmuşlardır. Bence Marx'ın kendisiyle yetinsek olur. Marx'a tarihsel materyalizm demiştin az önce. Evet. O antik çağ atomcuları gibi felsefi materyalist ya da 17 ve 18. yüzyılın mekanik materyalistleri gibi değildi. Ona göre insanların düşünce biçimlerini belirleyen, toplumda geçerli olan maddi ilişkilerdi. Bu tür maddi ilişkiler tarihin gidişini de belirlemekteydi aynı zamanda. Bu Hegel'in dünya tininden farklı bir şey. Hegel'e göre tarihsel gelişimi karşı kutuplar arasında oluşan ve sonra ani bir değişimle çözülen gerilimler belirliyordu. Marx bu düşünceyi daha da ileri götürmüştür ama Hegel'in tepe taklak durduğunu da bilerek. Umarım Hegel tüm hayatı boyunca böyle durmamıştır. Hegel, tarihi ilerleten şeyin dünya tini ya da dünya aklı olduğunu öne sürüyordu. Marx'ın tepe taklak bulduğu şey de buydu. Ona göre esas belirleyici olan şey maddi değişimlerdi. Yani maddi değişimleri yaratan şey tinsel değişimler değil, gerçek bunun tam tersiydi. Maddi değişimlerdi düşünsel değişimleri yaratan. Marx özel olarak da toplumda değişim yaratıp tarihi ilerleten şeyin ekonomik güçler olduğunu söylüyordu. Bir örnek veremez misin? Antik çağ felsefesinin ve biliminin salt kuramsal bir amacı vardı. Bilgiyi uygulamaya geçirip faydalı bir şey yapmak gibi bir derdi yoktu. Evet. Bu düşünce biçimi gündelik ekonomik hayatın düzenlenme biçimiyle yakından ilgiliydi. Üretim büyük ölçüde köle işçiliğine dayandığı için zengin vatandaşların yeni pratik buluşlar yapıp üretimi iyileştirme gibi bir dertleri yoktu. Bu maddi ilişkilerin felsefi düşünceyi nasıl etkilediğine bir örnektir. Anlıyorum. Marx toplumda geçerli olan bu tür maddi, ekonomik ve sosyal ilişkileri altyapı diye adlandırıyordu. Bir toplumda insanların nasıl düşündüklerine, ne tür politik kurumları, hangi yasaları olduğuna, hangi dine inanıp ne tür bir ahlak, sanat, felsefe ve bilime sahip olduklarına da Marx o toplumun üst yapısı diyordu. Altyapı ve üst yapı ha? İşte şimdi şu Yunan tapınağını uzatabilirsin bana belki. Buyur. Bu Akropolis'teki eski Panteron tapınağının küçük bir kopyası. Gerçeğini de görmüştün ya hani. Videosunu demek istiyorsun herhalde. Gördüğün gibi binanın çatısı son derece güzel ve gösterişli. Binanın en önce göze çarpan yanı da bu belki. İşte buna üst yapı diyebiliriz. Ama bu çatı tek başına ayakta duramaz değil mi? Hayır, onu ayakta tutan şey sütunlar. Binanın her şeyden önce sağlam bir temeli ya da bir altyapısı var. Marx da aynı şekilde toplumda geçerli olan tüm düşünce ve fikirlerin maddi temeller üzerinde oluştuğunu söylüyordu. Toplumun üst yapısı altyapısının bir yansımasıydı. Platon'un eda öğretisi saksı üretimiyle üzüm yetiştiriciliğinin bir yansıması mıydı yani? Hayır, bu kadar basit değil. Böyle olmadığını Marx'ın kendisi de söyler zaten. Ona göre toplumun alt yapısı ile üst yapısı arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Marx bu tür bir karşılıklığı reddetmiş olsaydı mekanik materyalist olmuş olurdu. Oysa o alt ve üst yapı arasında karşılıklı ya da diyalektik bir ilişki olduğunu savunduğu için onun diyalektik materyalist olduğunu söylüyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki Platon ne saksı yapımıyla ne de bağcılıkla uğraşmıştır. Anlıyorum. Tapınak hakkında başka şeyler de söyleyecek misin? Evet. Tapınağın temelini biraz incelersen bana bu konuda neler söyleyebilirsin? Sütunlar 3 seviye ya da 3 basamaktan oluşmuş bir temelin üzerinde duruyor. Aynı şekilde toplumun temelinde de 3 aşama görülebilir. Bunların içinde en temel olanı üretim koşulları diyebileceğimiz şeydir. Bu iklim koşulları ya da hammaddeler gibi toplumun elinde bulunan doğal koşullar ya da doğal kaynaklardır. Bu koşullar bir toplumun betondan temelini oluşturur ve toplumda nasıl bir üretimin var olabileceğini bilirler. Dolayısıyla da nasıl bir toplum ve nasıl bir kültürün mümkün olabileceğini belirler. Ne sahrada balıkçılık yapılabilir ne de Norveç'in kuzeyinde hurma yetiştirilebilir. Evet demek ki anlamışsın. Ayrıca göçebe bir toplumun düşünce biçimiyle, örneğin bir Kuzey Norveç balıkçı köyündeki insanların düşünce biçimleri arasında da önemli farklılıklar vardır. Bundan sonraki aşama toplumda ne tür üretim güçleri olduğu aşamasıdır. Marx'ın bununla kastettiği insanların sahip olduğu araç, gereç ve makinelerdir. Eskiden balıkçı tekneleriyle balığa çıkılırdı. Günümüzde ise bu iş için koca ağlarla balık avlanan büyük gemiler kullanılıyor. İşte böylelikle üçüncü aşamaya temas etmiş oluyorsun ki bu da üretim araçlarını kimin elinde bulundurduğudur. İşin düzenlenişini yani toplumdaki iş bölümü ve sahiplik ilişkilerini de Marx üretim ilişkisi diye adlandırıyordu. Anlıyorum. Buraya kadar söylediklerinden şöyle bir sonuca varabiliriz. Ki bir toplumda geçerli olan politik ve ideolojik ilişkileri belirleyen şey üretim biçimidir. Eskinin feodal toplumlarından daha farklı düşünmemizin, daha farklı ahlaki değerlere sahip olmamızın nedeni budur. O zaman Marx, tarihin her zamanında geçerli olan bir takım doğal doğrular olduğuna inanmıyordu. Hayır, Marx'a göre ahlaksal doğrular toplumun altyapısının bir ürünüydü. Eskiden köylü toplumlarda insanın evleneceği kişiyi ailesinin belirlemesi tesadüfen böyle olmuş bir şey değildir. Bunun toprağın mirasının kime kalacağıyla yakın bir ilişkisi vardı. Günümüzün modern şehirlerinde ise bambaşka sosyal ilişkiler geçerli. Burada insan beraber olacağı kişiyi bir eğlencede ya da bir diskotekte bulup o kişiyi yeterince sevdiğine inandığı andan itibaren onunla birlikte yaşamaya başlıyor. Evleneceğim kişiyi ailemin seçmesine hiç gelemem doğrusu. Tabii çünkü sen de kendi zamanının çocuğusun. Marx ayrıca neyin doğru neyin yanlış olduğunu toplumu yöneten sınıfların belirlediğini söyler. Çünkü tüm tarih sınıf mücadelelerinin tarihidir. Yani tarih her şeyden önce üretim araçlarına kimin sahip olacağı meselesidir. İnsanların düşünce ve fikirleri de tarihin değişmesinde bir rol oynamaz mı? Hem evet hem hayır. Marx toplumun üst yapısının da altyapısını etkileyeceğini göz ardı etmemekle beraber üst yapının bağımsız bir tarihi olduğu görüşünü reddediyordu. Tarihi antik çağın köle toplumundan bugünün endüstri toplumuna getiren şey her şeyden önce toplumun altyapısındaki değişimlerdi. Evet bunu daha önce de söylemiştin. Tarihin her döneminde diyordu Marx, toplumun iki egemen sınıfı arasında bir karşıtlık ola gelmiştir. Bu karşıtlık antik çağın köle toplumunda özgür yurttaşlarla köleler arasında, orta çağın feodal toplumunda feodal beylerle serfler ve daha sonra da aristokrasiyle yurttaşlar arasındaki karşıtlık olarak kendini göstermiştir. Marx'ın içinde yaşadığı çağda ve Burjuva ya da kapitalist toplum diye adlandırdığı toplumda ise bu karşıtlık öncelikle kapitalistle işçi ya da proleter arasındadır. Yani bu üretim araçlarına sahip olanlarla olmayanlar arasındaki bir karşıtlıktır. Ve de üst sınıflar bu güçlerinden hiçbir zaman kendiliğinden vazgeçmeyeceği için değişim ancak bir devrimle gerçekleşebilir. Ya komünist toplum Marx kapitalist toplumdan komünist topluma geçiş konusunun özellikle üzerinde duruyordu. Bu bağlamda kapitalist üretim biçiminin ayrıntılı bir analizini de yapmıştı. Ama şimdi bu konuya geçmeden önce Marx'ın insan emeğiyle ilgili görüşlerinden bahsedelim. Hadi anlat. Komünist olmadan önceki döneminde genç Marx insanın çalışırkenki durumuyla ilgileniyordu. Bu konuyu Hegel de incelemişti. Hegel'e göre insanla doğa arasında karşılıklı ya da diyalektik bir ilişki vardı. İnsan doğayı işledikçe kendisi de işlenirdi. Veya başka bir deyişle insan çalışırken doğayı değiştirir, onda kendinden izler bırakırdı. Ancak bu süreçte doğa da insanı değiştirir, insan bilincine bir takım izler bırakırdı. Bana işini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Marx'ın da demek istediği kısaca budur. Çalışma biçimimiz düşüncelerimizi, düşüncelerimiz de çalışma biçimimizi belirler. İnsanın eliyle aklı arasında karşılıklı bir ilişki vardır da diyebiliriz buna. İnsan bilgisi de aynı şekilde insanın emeğiyle yakından ilgilidir. İşsiz olmak da epey korkunç bir şey olsa gerek. Evet, işsiz insan bir anlamda boş kalmış bir insan demektir. Hegel de bu konuyu ele almıştır. Hegel de Marx da işi olumlu bir şey olarak görüyor. Çalışmanın insan olmayla ilgili olduğunu söylüyorlardı. O zaman işçi olmak da olumlu bir şey olmalı. Evet aslında öyle. Ancak Marx tam bu noktada kapitalist üretim biçimini dehşetli bir şekilde eleştirir. Neden? Kapitalist düzende işçi bir başkası için çalışır. Böylelikle iş kendisinin dışında ona ait olmayan bir şey olur. İşçi kendi işine yabancı kalır, dolayısıyla kendine de yabancı kalmış olur. Kendi insani gerçekliğini yitirir. Hegel'in deyimiyle işçi yabancılaştırılmış olur. Bir fabrikada 20 yıl çalışıp bu 20 yıl boyunca devamlı şekerleme paketlemiş bir teyzem var. Bu yüzden ne demek istediğini anlıyorum. Teyzem her sabah işten nefret ettiğini söyleye söyleye işe gider. Ve işinden nefret eden insan Sophie bir anlamda kendinden de nefret ediyor demektir teyzem de en azından şekerlemeden nefret ediyor. Kapitalist toplumda işin düzenlenme şekli öyledir ki işçiler gerçekte bir başka toplum sınıfı için köle gibi çalışırlar. Böylelikle emekçi kendi iş gücünü dolayısıyla da kendini burjuvaziye satmış olur. Bu kadar kötü mü gerçekten? Şu anda Marx'tan söz ediyoruz ve bu yüzden onun yaşadığı çağ olan geçen yüzyıldaki toplum ilişkilerini esas almak zorundayız. Ve o zaman senin bu soruna verilecek cevap, evet bu kadar kötüydü gerçekten olur. Bu dönemde işçilerin buz gibi üretim alanlarında 12 saat çalışması normaldi. Ücretler öyle düşüktü ki çocuklarla olsa kadınlar da çalışmak durumunda kalırdı. Tüm bunlar tarifi güç sosyal ilişkilerin doğmasına yol açtı. Pek çok yerde ücret yerine içki veriliyor, kadınlar kendilerini satmak zorunda kalıyorlardı. Bu kadınların müşterileri kentli baylardı. Kısaca söyleyecek olursak tam da insanın en soylu yanı olması gereken emek konusunda insan bir hayvandan farksız hale gelmişti. Kafam atıyor yani. Marx'ın da kafası atıyordu. Çünkü aynı anda Burjuva sınıfının çocukları sıcak bir banyodan sonra evlerinin büyük ve sıcak salonlarında keman çalıyordu. Veya mükellef bir akşam yemeğini beklerken piyano çalıyordu. Kemanla piyano akşam üzeri gidilen uzun bir at yolculuğundan sonra da hoş kaçardı hani. Aa haksızlık ama bu. Marx da öyle düşünüyordu. 1848'de Engels ile birlikte Komünist Manifesto yayınladı. Manifestonun ilk cümlesi şöyledir. Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor. Komünizmin hayaleti. Korktum doğrusu. Burjuvazi de korkuyordu. Çünkü artık proletarya ayaklanıyordu. Manifestonun nasıl bittiğini de öğrenmek ister misin? Evet. Komünistler düşüncelerini ve amaçlarını gizli tutacaklardır. Komünistler burada açıkça belirtirler ki amaçlarına ulaşmanın tek yolu şimdiye dek geçerli olmuş olan toplum düzenini güç yoluyla alaşağı etmektir. Yönetici sınıflar komünist devrimin korkusuyla titresinler. Emekçilerin zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur. Bütün ülkelerin emekçileri birleşin. Koşullar dediğin gibi o kadar kötü idiyse ben de bu manifestonun altına imzama atardım sanırım. Ama bugün koşullar bu kadar kötü değil, değil mi? Norveç'te de belki değil ama dünyanın pek çok yerinde hala böyle. Hala pek çok kişi insanca olmayan koşullar altında çalışıyor. Aynı zamanda ürettikleri mallarla zenginleri daha da zengin bir hale getiriyorlar. Marx buna sömürü diyordu. Bu lafı biraz daha açar mısın? İşçi bir mal ürettiğinde bu malın belli bir satış değeri olur. Evet. İşçinin ücretini ve diğer üretim giderlerini malın satış değerinden düşersen geriye bir değer kalır. Marx buna artı değer ya da kar diyordu. Yani kapitalist aslında işçinin ürettiği bir değeri zapt ediyordu. Bunun adı da sömürüdür. Anlıyorum. O zaman kapitalist karının bir kısmını yeni bir kapitale dönüştürebiliyor. Bu karı örneğin üretim araçlarının modernleştirmesini harcayabiliyordu. Bunu yaparkenki amacı üretimin maliyetini daha da düşürmek. Dolayısıyla bir dahaki sefere daha fazla kar yapabilmekti. Mantıklı evet mantıklı gelebilir. Ancak ne bu konuda ne de başka konularda işler kapitalistin umduğu gibi gitmeyebilir. Nasıl yani? Marx'a göre kapitalist üretim biçiminin özünde pek çok çelişki yatmaktaydı. Kapitalizm, akılcı bir yönetim barındırmadığı için zamanla kendi kendini yok etmeye mahkumdur. Bu ezilen sınıflar adına sevindirici bir haber. Evet, yok olmak kapitalizmin kaderidir. Böyle olunca da kapitalizmi ilerlemeci ya da ileriye dönük bir düzen olarak görmek mümkün. Çünkü kapitalizm, komünizme giden yolda bir aşamadır. Kapitalizmin kendi kendisini yok etmesine bir örnek verebilir misin? Yüklü miktarda kar edinen kapitalistin bu paranın bir kısmını üretimi iyileştirmeye harcayabileceğini söyledik. Paranın birazı da keman derslerine gidecektir tabii. Bu arada karısının da pahalı zevkler edinmeye başladığı da tahmin edilebilir. Evet, kapitalist yeni makineler alır ve artık eskisi kadar işçiye ihtiyacı kalmaz. Makineleşmesinin amacı piyasadaki rakipleriyle mücadele edebilmektir. Anlıyorum. Ama böyle düşünen yalnızca o değildir ki. Tüm üretim koşulları giderek etkinleşmektedir. Fabrikalar giderek büyümekte ve giderek daha az kişinin elinde bulunmaktadır. O zaman ne olur Sofie? şey o zaman gitgide daha az iş gücüne ihtiyaç duyulur. Giderek daha çok insan işsiz kalır. Sosyal problemler arttıkça artar ve bu tür krizler kapitalizmin kendi sonuna yaklaştığının habercisidir. Kapitalizmin kendi kendini yok etme eğilimine başka pek çok örnek vermek mümkün. Örneğin kapitalist gitgide karının daha çok bir kısmını üretim araçlarını modernleştirmeye yatırmak durumunda kaldıkça ancak yine de fiyatlarını piyasadaki diğer kapitalistlere göre ve onlardan daha az bir düzeye getirmeyi başaramadıkça Evet, ne para zaman Sofi? Cevap verebilir misin buna? Bilmem. Bir fabrikanın sahibi olduğunu düşün. İşlerin iyiye gitmiyor. İflas etmek üzeresin. Tekrar soruyorum. Ne yaparsın o zaman? Ücretleri düşürürüm herhalde. Pek doğru. Yapabileceğin en doğru şey bu olur gerçekten de. Ama tüm kapitalistler senin kadar uyanıklarsa ki öyledirler, işçiler öyle yoksullaşırlar ki artık hiçbir şey alamaz duruma gelirler. Alım güçleri düşer. Böylece tam bir kısır döngüye girilmiş olur. Kapitalist özel mülkiyetin zamanı dolmuştur der Marx. Devrimci bir döneme girilmiştir. Anlıyorum. Sonra da kısaca söyleyecek olursak, proletarya ayaklanıp üretim araçlarını ele geçirir. Peki o zaman ne olur? Bir süre proletaryanın burjuvaziyi güç kullanarak bastırdığı yeni bir sınıflı toplum düzeni yaşanır. Marx bunu proletarya diktatörlüğü olarak adlandırır. Ancak böyle bir geçiş sürecinden sonra proletarya diktatörlüğü yerini sınıfsız bir topluma ya da komünizme bırakır. Bu üretim araçlarına herkesin yani halkın kendisinin sahip olduğu bir düzendir. Böyle bir toplumda herkesten ürettiği kadarı beklenir ve herkes ihtiyacı kadar alır. Bu düzende halk kendi işinin sahibi olacağı için de yabancılaşma son bulacaktır. Tüm bunlar çok güzel ama işler uygulamada nasıl gitti? Devrim oldu mu? Hem evet hem hayır. Bugün ekonomistler Marx'ın bir takım noktalarda yanıldığını söylüyorlar. Bunların arasında onun kapitalizmin krizlerini inceleyiş biçimi de var. Marx bugün çok ciddi bir problem olarak ortaya çıkan doğanın sömürülmesi konusuna da pek el atmamış örneğin. Ama ve de bu kocaman bir ama, evet... Marksizm yine de çok büyük değişimlere yol açmıştır. Sosyalizmin daha insanca bir toplum yaratma yolunda başarıya ulaştığına kuşku yoktur. Bugün en azından Avrupa'da daha adil ve daha dayanışma içinde bir toplumda yaşıyoruz. Avrupa bunu Marx'ın kendisine ve tüm sosyalist harekete borçludur. Neler oldu peki? Marx'tan sonra sosyalist hareket sosyal demokrasi ve leninizm olarak ikiye bölündü. Sosyalizmi aşamalı olarak ve barışçıl yollarla ulaşmayı hedefleyen sosyal demokrasi Batı Avrupa'nın seçtiği yol oldu. Buna yavaş devrim diyoruz. Marx'ın sınıflı toplumu aşmanın yolunun devrimden geçtiğini savunan inancını benimseyen Leninizm de Doğu Avrupa, Asya ve Afrika'da etkili oldu. Her iki hareket de kendi yöntemleriyle yoksulluk ve baskıyla mücadele etti. Ama bu yeni bir tür baskının doğmasına yol açmadı mı? Örneğin Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da Evet kuşkusuz böyle oldu. Tarihte bir kez daha insanların el attığı her şeyin iyi ile kötünün bir karışımı şeklinde ortaya çıktığını görmüş olduk. Öte yandan sosyalist olarak adlandırılan ülkelerdeki olumsuz yanlardan ölümünden 50-100 yıl sonra maksı sorumlu tutmak doğru olmaz. Ancak belki de onun komünizmi de insanların yöneteceğini pek fazla düşünmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Bir mutluluk ülkesi hiçbir zaman var olamaz. İnsanlar her zaman yeni problemler yaratacaklardır. Mutlaka. Ve böylece Marx'ı bitiriyoruz Sophie. Bir dakika, eşitlik yalnızca birbirinin dengi insanlar arasında geçerli olan bir şeydir denemiş miydin? Hayır, bunu diyen Scrooge'du. Bunu onun söylediğini sen nereden biliyorsun? Unutma ki senle benim yazarımız aynı. Bu açıdan bakılınca senle ben aslında pek çok şeyi sıkı sıkıya paylaşıyoruz. Seni ironici senim. Çifte ironi Sofi, çifte ironi. Neyse, şu eşitlik meselesine dönecek olursak. Marx kapitalizmin eşitsiz bir toplum olduğunu söylemişti. Eşitlikçe bir toplumun tanımı nedir? Marksizmden esinlenmiş bir filozof olan John Rawls bunu şu düşünce deneyiyle anlatmak ister. Gelecekteki bir toplumda geçerli olacak yasaları hazırlamak üzere kurulmuş bir yüce kurulun üyesi olduğunu düşün. Böyle bir kurulda olmak isterdim doğrusu. Bu kurul kesinlikle tüm konuları ele almak durumundadır. Çünkü fikir birliğine varılır varılmaz, yeni yasalar çıkarılır çıkarılmaz, kuruldaki herkes ölecektir. Yapma. Ancak bu insanlar hemen ardından dirilecek, yasalarını kendi koydukları toplumda yaşamaya başlayacaklardır. Burada önemli olan, bu insanların toplumdaki yerlerini önceden bilmiyor olmalarıdır. Anlıyorum. Böyle bir toplum eşitlikçi bir toplum olurdu. Çünkü bu eşit adamlar arasında kurulmuş bir toplum olurdu ve eşit kadınlar. <laughs> Elbette. Çünkü varsayımlardan biri de bu. İnsan öldükten sonra kadın mı yoksa erkek mi olarak dirileceğini bilmeyecek. Bu işin şansı da %50 olduğu için planlanan toplumun hem kadınlar hem de erkekler için iyi ve eşitlikçi olmasına çalışılacak. Çok akıllıca bir iş olurdu bu. Söyle bana. Avrupa Marx'ın yaşadığı dönemde böyle bir toplum muydu? Hayır. Peki bugün dünyada böyle bir toplum var mı sence? Şey belki de bu konuyu düşün. Şu anda Marx'ı bitirmiş bulunuyoruz. Ne dedin? Satır başı.